Üçgenlerde kenar ve açı uzunluklarını hesaplama ile ilgili problemleri çözelim biraz. Birinci sorumuzu çizdim ben tahtaya. Şimdi öğrencilerimde de gördüğüm kadarıyla bize verilen şeyi ne demek istediğini anlayamıyoruz. Yani matematik dilini anlayamıyoruz. Biz bunu aslında ne demek istediği belli ama biz bunu ilkokul diline indirgeyecek olursak eğer. Ne demek istiyor bu? Bir A, B, C üçgenimiz var. Soru olarak yazalım bunu. A, B, C üçgenimiz var. Bu ABC üçgeninde A açısı 50 derece, A açısı 50 derece, B açısı 60 derece ise C açısı kaç derecedir? Soru böyle de sorulabilirdi bize, böyle de verilebilirdi. Bu aynen açılımı bu yazım olarak. Şimdi biz dedik ki bu bir üçgen ve bir üçgende 3 tane açı vardır. A, B, C. Bu üçgendeki içerideki açıların toplamı 180 dereceydi. Yani 50 artı 60 artı şuradaki açı bilmiyorum C diyelim ben ona. 180 dereceydi. 3 tane açımın toplamı 180 olmak zorunda. Bu bizim sabit bir değerimiz. E şimdi o zaman ben 50 ile 60'ı toplayıp 180'den çıkarırsam C'yi bulmuş olurum. Bunu yapalım arkadaşlar. 50 ile 60'ı toplayalım. 110. Sonra da bunu 180'den çıkaralım. Demek ki C açısı kaç dereceymiş? 70 dereceymiş. Gerçekten bir kontrol edelim. Doğru mu yaptık acaba? 50, 60 daha 110, 70 daha 180. Evet, oldu. Üçünün toplamı 180 oldu. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Bu bir KLM üçgeni. K açısı belli değil. L açısı 120. M açısı 15. Tam buna göre bizden K açısını istiyor. Şimdi bu bir üçgen ve içerideki K, L ve M 3 tane açının toplamı 180 derece olmalı. Yani 120 artı 15 artı soru işaretinin yerine K açısı diyorum. Ne olmalı? 180 derece olmalı. Bu sabit bir şey. E şimdi biz bu iki tanesini biliyoruz. 120 ile 15'i toplayıp 180'den çıkarırsak K'yı bulmuş oluruz. 120 ile 15'i toplayalım. Sonra bunu 180'den çıkaralım. 0'dan 5 çıkmaz. Komşudan 1 onluk aldık. Burası 10 oldu. 10'dan 5 çıkarsa 5. 7'den 3 çıkarsa 4. 0. K açısı 45 dereceymiş. Kontrol edelim bakalım doğru mu yaptık. 120, 15 daha 135. 45 daha evet 180 yapıyor. Demek ki doğru yapmışız. Geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü soruda bakalım. MNP üçgeni var. Bize verilenleri yazıyorum. MNP üçgeni var. Evet. Bu üçgende şu iki çizgiyi gördüm. Şu çizgi şu çizgiye eşit demek. E şimdi yani MN çizgisiyle MN çizgisi diyorum kenarıyla MP kenarı eşittir. E bu durumda bu bir ikizkenar üçgen. E ikizkenar üçgenlerde eşit iki kenarın eşit iki açısı olur. Bu kenarın karşısındaki açı 55 ise bu kenar da bu kenara eşitse eğer E bunun açısı da o zaman budur ve bu da buna eşittir. Yani eşit kenarların açıları da eşittir. E bu durumda bu da 55'tir o zaman. E şimdi iki açıyı buldum. Şimdi M açısını bulabilirim. Üç tane açının toplamı, bir üçgende iç açıların toplamı 180 dereceydi. M, N ve P açısı 180 derece olmalı toplamı. İkisinin toplamı 55 ise eğer, her biri 55 ise eğer o zaman yazalım bize verilenleri 55 artı 55 artı M açısını bilmiyorum. Ama bunların 3'ü 180 derece olmalıydı. O zaman şunları toplayıp 180'den çıkarırsam M açısını bulmuş olurum. Ya da 55'i 2 ile çarparım. 55 çarpı 2 110 eder. 180'den 110'u çıkaralım. O da 70 derecedir. Alalım bunu. Hop, şuraya koyalım. Arkadaşlar toplayalım.
55, 55 daha 110, 70 daha 180. Evet, işlemimizi doğru yapmışız. Şimdi gelelim dördüncü soruya. Bize diyor ki ABC bir ikizkenar üçgendir. O zaman iki tane kenar birbirine eş. Bakalım. AB ve AC, yani şu kenar şu kenara eş. O zaman bu kenar bu kenara eşse bu kenarın AB kenarının açısı tam karşısındakidir. AC kenarının da açısı tam karşısındakidir. Kenarlar eşit olduğu için açıları da eşittir. Bu durumda bize C açısını soruyor. Burada o zaman soruyu çözebilmem için benim neyi bilmem gerekiyor? A açısını bilmem gerekiyor. A açısını da biz şimdi uyduralım. A açısı da 40 derece olsun. Şimdi A açısı 40 derece ise, şimdi bunlar ikisi eşit olduğu için bulabileceğim bir tane verilmeyene. A, B ve C açılarının toplamı 180 dereceydi. Çünkü bir üçgende iç açıların toplamı 180 derece. Şimdi A açısını bil, A açısı artı B açısı artı C açısı eşittir 180 derece. Şimdi daha bunları bilmiyorum ama birbirine eşitler. Şimdi A'yı biliyorum. Kaç derece? 40 derece. 40 derece artı B artı C eşittir 180 derece. 180'den 40'ı çıkarırsam B ve C'nin toplamını bulurum. 180'den 40'ı çıkaralım. 120 derece. B ve C'nin toplamı 120 derece. Şimdi B ve C 120 derece ise ve bu iki açı birbirine eşitse 122'yi bölersem B ve C'yi bulacağım. 1'de 2 yok, 12'de 2 6 defa var. 6 kere 2 12. 0 0 0 60 derece. Özür dilerim arkadaşlar. Burada hata yaptım herhalde. 8'den 4 çıkar. 40 artı B artı C 180. Şimdi 180'den 40'ı çıkarırsak 140 kalır. 140 ne? Arkadaşlar B ve C'nin toplamı 140. Bu ikisi birbirine eşitti. Madem bu ikisi birbirine eşit, 140'ı 2'ye bölersem B ve C'yi bulacağım. 140'ı 2'ye bölelim. 1'de 2 yok. 14'te 2 defa var. 2 7 defa var. 7 kere 2 14. 0 0 0 indir. Bu durumda B ve C açısı eşit ve her biri 70 derece. Bakalım. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup zil butonuna basarak en yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz.